görsünler. Zaten herkes bilsin diye yapıyorum. Yenike! Uyuma! Ben bu adamı çok seviyorum! Yenike! Bana bak, biraz daha bağırırsan sizinkiler büyüyecek. Dursunlar! Kaçır beni. Hayır, kaçırmayacağım. Allah'ın emriyle isteyeceğim seni. Aman, sen sevenlere ayırma. Bana bağışla. Sounding like a lie, I'm at last your friend.
tek sahibi benim. Bu değişmez. Er geç beni Sevcik. Yaklaştık işte. Ya yaklaştık işte. Niye? Ben seni bırakmak istemiyorum. Tamam o zaman hadi sen dön buradan. Hiç mi doyamıyorum ben sana? Ha? Bak aylar geçti hiçbir şey değişmedi. Daha da zorlaşıyor her şey. Hı? Bir gün bile olsun daha kolay ayrılamayacak mıyım ben senden? Ya Allah korusun. Allah korusun Kemal, Allah korusun. Öyle deme. Az kaldı diyorum içimden hep, az kaldı. Gün gelecek hiç ayrılmayacağız. Yoksa ben dayanamam ki. Her gece yatarken seni göreceğim. Her sabah uyandığımda karşımda sen. Sonra böyle bir evimiz olsun diyorum ama tam bize göre. O kadar güzel olacak ki orada böyle mutlu mesut yaşayacağız ve hiç ayrılmak zorunda kalmayacağız. Öyle mi? Nerede peki o ev? Hemen taşınalım. Şurada. Şu ev mi? Şu. Evet. Çok güzel değil mi ya? Ben bu evi çok seviyorum. Keşke bizim olsa. Oho, keşke bizim olsa ama ben de o evi alacak para nerede? Ya Kemal ya yine başladın ama. Hem sen hep böyle kalmayacaksın ki. Mühendissin, çalışacaksın, kazanacaksın. Ben de çalışıp kazanacağım. Sen bu ellerle, ben de bu ellerle çalışıp kendi geleceğimizi kendimiz kuracağız. Neden alamayalım ki? Sen yanımda olup bana güven verdikten sonra ben senin istediğin her evi alırım. Nihan. İyi misin? İyiyim. Yok bir şey. Güzel yer. Sen nereden böyle? Çok iyi görünmüyorsun. Benim için endişelendiğini düşüneceğim şimdi. Dikkat et. Neyse, benim terim soğudu. Görüşürüz. İstediğin ev olsun prenses. Zeynep uyanmadı mı hala? Uyuyor Hüseyin. Okula geç kalacak. Okula gitmeyecekmiş bugün, dersi yokmuş. Anaokuluna gidecek. Günaydın. Günaydın oğlum. Hadi gel hemen çayını koyayım, gel. Yok anacığım, ben yemeyeceğim, afiyet olsun. Hayırlı işler oğlum. Sağ ol baba. Hadi güle güle. Bir şey mi oldu?
dünden beri odasında. Annene de hiçbir şey söylememiş. Hasta da değil. Sen mi konuşsan bu kızla bir oğlum? Belki bize açılamadığı bir durum vardır. Ama sana hiç dayanamaz, söyleyiverir. Sen de varsa bir derdi, bulursun bir çaresini. Tamam baba. Ben konuşurum onunla, sen merak etme, üzme kendini. Sağ ol oğlum. Sen hepimizin güvencesisin. Allah senden razı olsun. Estağfurullah baba. Hadi, benim yüzümden işine geç kalma. Efendim Leyla. Neredesin? Evden yeni çıktım. Acelen yoksa bana bir uğrasana. Sana söyleyeceklerim var da. Tamam Leyla. Vay kardeşim, günaydın. Ne haber kardeşim? İyi. İşe mi? Hı. Sen? Külüstüre malzeme almaya gidiyordum da işte balık, yeşillik falan. Geçerken Fehime teyzemin belki bir isteği vardır, sorayım dedim. Kafana göre. Zeynep'in belki bir isteği vardır. Zeynep'e dokunma. Ne oldu lan, bir şey mi oldu? Yok be oğlum, ne olacak? Sınavları falan var işte. Klasik Zeynep. Ha, iyi olsun da. İyi iyi. Hadi bakalım. Rastgele. Eyvallah. Olmaz dedim. Başka ne diyebilirim ki? Peki o ne dedi? Kabullendi. Anne, sen de daha fazla üstüne gitme. Zaten yeterince üzgün. Hiç irdeleme konuyu. Peki, tamam. Görüşürüz. Güle güle. Sabah postası geldi. Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle. O kızı unutacaksın. Hiç anlamayacaksın. Çünkü anlamak istemiyorum. O kızı nereden, nasıl taktın aklına bilmiyorum. Ama gerçekleri bilerek yaşa. Olmaz. Biliyorum. Hayır, bilmiyorsun. Bak, biz zamanında Nihan'a bir soru sorduk. Kendi hayatın mı, kardeşin mi dedik. O seni seçti. Şimdi sen de aynısını yapacaksın. Sana niye kızayım canım? Ödevlerimi zamanında yapmadım diye. Ay. Sen ödevlerini zamanında yapsan şaşarım zaten. Sayende ilkokulu ikinci kez okuyorum. Al bakalım, bunu da yolda yersin. Sağ ol. Ay. Selam söyle annene. Tamam. Günaydın. Hoş geldin. Hayırdır sabah sabah? Kemal. Sen takip mi ediliyorsun? Yok. Nereden çıkardın? Otursana. Yani bilmiyorum, nereden çıkardın? Bak, sen gelip gittikçe bir araba oluyor bu sokakta. Ben ilk başta tabii önemsemedim. Sonra benim dikkatimi çekti bu. Sen varsan o araba burada, sen yoksan yok.
Ben bilmiyorum ama bana kalırsa seni birileri izliyor Kemal. Allah aşkına dikkatli ol. Emir Kozcu. Kemal, Nihan'dan uzak dur. Tamam, ben başlarda bir şansınız olabileceğini düşündüm. Ama anlıyorum yani, şu anda kabul ediyorum, ben yanıldım. Kemal, bunlar çok tehlikeli insanlar. Siz isteseniz de ceketinizi alıp hayatınıza devam etmenize izin vermezler. Öyle bir şey olma ihtimali yok zaten. Öf, bir dur, lafımı kesme. Bak, takip edildiğine göre senden bir şekilde şüpheleniyor bunlar. Kemal'ciğim. Sen bana evlattan ilerisin, biliyorsun bunu. Ne olursun benim için o aileden uzak dur. Nihan'dan uzak dur. Öyle yapacağım, merak etme. Tamam. Şuradan da. Sokağa gir. Dur şurada. Günaydın beyler. Deniz, bırakın çalışmayı, hadi toparlanın. Aa, ne oldu Nihan abla? Burayla anlaşamadığımız noktalar var. Nihan Hanım'ın yeni sözleşmesi hazır mı? Burada Asu Hanım. Her şey istediğiniz gibi. Kolay gelsin. Sözleşme yenilendi. Yeni koşulları dikkatlice okuyun lütfen. Hizmet verdiğimiz insanların memnuniyetiyle alakalı birkaç madde eksik kalmıştı. Onları eklettim. Mesela zemin rengini kırmızı istediğimi çok net belirtmiştim. Sizin istediğiniz rengin iki ton açığı. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz? Çift kat vurun bekleyin. Sonra bir çift kat daha vurun. Sizin istediğiniz kırmızıya ulaşır. Başınızda göğe. Deniz, arka tarafa koyduğumuz merdivenleri falan unutmayın. Bir de galiba orada akrilitler vardı değil mi? Aklınızda olsun. Ah, gidiyor musunuz yoksa? Kemal'in haberi var mı bundan? Siz söylersiniz diye düşündüm. Sözlünüze.
anlaşmasını daha önceden yaptığım bir iş için burayı bırakmak durumundayım. İşi bırakma şekliniz de işe başlama şekliniz kadar yanlış. En çok neden yorulurum biliyor musunuz? Karşımdaki insanın son sözü söyleme telaşında. Yormayın beni Asu Hanım. Kolay gelsin. Adamlardan yeni haber var mı? Mesajımız var. Neden Kemal denen herifi takip ettiriyor da karşısına dikilmiyor diye merak etmiyor musun? Sizi sorgulamak haddime mi efendim? Bana ait olanı el uzatmanın bedelini bütün ailesine ödeteceğim. Soydere soyadlı herkesi tek tek avlayacağım. Emir Kozcuoğlu'nun oyun oynadığı güne lanet edecek. Emir Bey. Artık benimle uğraşmak yerine işinize baksanız diyorum. Sorumluluklarınızı yerine getirdiniz. Danışmanlık şirketinden hala rapor alamadığımız için projemiz ilerleyemiyor. Mesela öncelikle bu işten başlayabiliriz. Kemal Efendi'nin salvolarını karşılıksız bırakmayalım. Canını en çok nasıl yakabiliriz bana onu söyle. Evet. Yok, kendisi evde değil. Ben eşiyim memur bey, bana da söyleyebilirsiniz. Kim dediniz? Ne? Tabii, ha, tanıyorum. Tamam. İyi günler memur bey. Ne oluyor Vildan? Polis aradı. Hakkında şikayet varmış. Ne şikayeti? Ne diyorsun sen? Sen dün Leyla'ya mı gittin Önder? Canım uzaklaştırma olmayacağını tabii biliyorum. Uyarı da olur. Bir daha evimin önüne gelmeye cesaret edemesinler. Yani ben şimdiye kadar burada nasıl yaşadıysam öyle yaşamak istiyorum. Onların ikisi de benim için ölü. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum sana. Yalan söylüyorsun. Ya, lütfen biraz sakin olur musun? Sakin ol deme bana! Sakin ol deme! Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun? Bak, ben ailemizi korumaya çalışıyorum. Sen kimi kimden koruyorsun? Ha? Kimi kimden koruyorsun? Ben ailemizi o Kemal denen beladan korumaya çalışıyorum. Anlıyor musun beni? Leyla ile olan fotoğraflarını gördüm. Bir şekilde ulaşmış, içimize girmeye çalışıyor. Belli ki geçmişimizi kurcalıyor. Sen de ilk fırsatta koşa koşa ona gittin öyle mi? Hayır, hayır. Onun kollarına gittin. Sen hala onu düşünüyorsun. Ben sadece onu uyarmaya gittim Vilda. Eline koz verdiğinin farkında bile değilsin. Artık bütün açıklarımızı biliyor. Üstelik gidip bizi polise şikayet etmiş. Ama ben ondan alacağım almasını bilirim. Nereye gidiyorsun? Hakkım olanı almaya.
Sen artık bizim seni çağırmamızı bekleme Tarık. Öyle gün aşırı gelebilirsin. Siz isteyin 7/24 açayım ben. Gel. Gel Tarık, nasılsın? İyilik güzellik Emir Bey. Siz nasılsınız? İyi olacağım. Hadi bakalım. Bu Emir'in odasındaki kim? Emir Bey'in berberi efendim. Kemal Soyder'in de abisiymiş. Bundan sonra Emir'in günlük programını, bütün takvimini bana da bildireceksin. Ama... Peki efendim. Sahi ne zamandır yapıyorsun bu işi? Vallahi Emir Bey, kendimi bildim bileli diyelim. İşte babam küçükken kolumdan tutup götürürdü. Hiçbir şey yapmasam dükkanı suluyordu. Evesi işte liseyi bitirince dükkanın yolunu tuttum artık. Bir an önce para kazanmak için ha? Tam öyle değil aslında. Başka seçenek olmadı diyelim. Babamızın gözüne girmek de var. Hayırlı evlat. Evdeki hesap tutmadı ama. Okuyanı daha kıymetli oluyormuş. Saatler olsun. Sağ ol. Ha bu arada şunu vereyim unutmadan. Kız kardeşinin değil mi? Sizde ne iş var? Bizim karakolda unutmuş. Gerçi şarjı bitti ama. Senin haberin yok muydu? Ben Kemal söylemiştir diye. Neyi? Kardeşim benim kayınbiraderle karakola düşmüştü. Zeynep... Kardeşimle ilgili tek bir laf daha söyleme. Ozan'la aralarında olanları ben de bilmiyordum. Onu ajansa yazdıran sen değil misin? Çok istedi ama. Neyi? Sana ne? Sırf ajansa yazdırdım diye mi bu öfke? Eliniz kardeşime değdiği için. Herkes yerini bilecek. Bağırma. İnsanlar bakıyor. Öyle mi? Zaten herkes duysun diye bağırıyorum. Kemal, Nihan'ı kovuyor. Fehmi teyzeciğim, Asu ben. Geçen akşam için yine tekrar teşekkür etmek istedim. Ya her şey çok güzeldi. Tadı damağımda kaldı vallahi. Hem yemeklerinizin hem sohbetinizin.
Ha benim tatlı dilli kızım. Ne zaman istersen gene gel, tamam mı? Ne zaman istersen. Aa, gelmez miyim? Hem teşekkür hem havadis. Sizi mutlu edeceğini düşündüğüm bir haberim var. Nihan Hanım'dan bahsetmiştim size. Bu duvar resimlerimizi yapan. Ya, o akşam sizi biraz rahatsız gördüm açıkçası. Yok canım, ben ne rahatsız olacakmışım ondan. Siz öyle diyorsanız, Nihan Hanım'ın işine son verildi. Ama önemi yoksa... Deme! Ay ben dediydim. Ben varken bu iş olmaz dediydim. Yüzlerine de söyledim. Bak olmadı işte. Ben de her zaman derim, bir anneler bilir, hisseder diye. Benim Kemal'im ailesine pek düşkündür, bakma sen. Benim içime sinmeyecek, Kemal oldu diyecek ha? Bak bak bak, benim oğlum asla yapmaz öyle şey, asla. Al şunu. Beni iyice anladın değil mi? Anladım, merak etme. Küp şekeri attın mı, bal gibi olur vallahi. Güzel kızım, kapı çaldı. Ama ne de güzel konuşuyordu. Sonra ne zaman istersen ara, tamam mı? Öptüm kızım. Allah'ım bir şükür. Bu sefer oldu bu iş yarabbim. Bu sefer oldu. Buyurun. Zeynep Soyder'in evi değil mi? Evet, annesiyim ben. Evde yok. Geldiğinde bu zarfı iletirseniz çok memnun olurum. Hayırlı olsun dediğimizde söylersiniz. İyi günler. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Ne geldi bizim kıza böyle kocaman zarfla? Çeviriyorsun acaba Zeynep sen? Ne yapıyorsun acaba? Efendim baba. Tarık, hemen eve gel çocuğu. Bırak dükkanı falan. Tamam mı? Şimdi Kemal'i de arıyorum. Hemen eve gel. Tamam mı çocuğum? Acele edin. Geliyorum zaten baba. Geliyorum. Biraz nefeslenirim, bunu aldım. Tamam o zaman, sen bilet işlerini halledersin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Seni gördüm, daha iyi oldum. Gelmişim. Ama hep senin keseden yiyoruz. Ne olacak? Yo, ben hep şimdi yerim. Ne?
Söyle. Merakımı sorayım mı? Barıştınız mı sevgilinle? Biliyor musun bugün beni işten kovdu. Yani aslında zaten ben ayrılacağımı söyleyecektim ama o benden önce davrandı, kovdu beni. Galiba benden nefret ediyor. Üzülme. Samet de benden nefret ediyor. Ondan daha çok Mendes attığım için. Nefret de aşka dair diyorsun yani. Peki ya düşmanlık? Ne oldu? Nefes aldın Nihan, nefes verdin Nihan. Nihan! İçim seninle dolup taştı. Ya baktım yapacak bir şey yok. Ben de tek tek hepsine senin adını fısıldadım. Hadi bırak onları. Bırak da adım bulutlara değsin. Biz şu ikisini alalım. Gel bakalım. Getir bileğini. Bağlayalım şöyle. Teşekkürler. Dilek tutalım. İçimiz sen mi? Sen nasıl istersen. Allah'ım sen Kemal'i bana düşman ettin.